Mektubunu ziyadesiyle duygulanarak okudum. Uzun uzun düşündüm nasıl yazmaya başlayacağımı. Başlangıçlar kolay olmalı oysa, değil mi? Nefes alır gibi, adım atar gibi. Oysa ben öyle bir eşikteyim ki, nefesimi tutmuş donup kalmışım sanki. Öyle engeller var ki önümde aşamıyorum. Meydan okuyup sıfırlayamıyorum. Sıfıra etkisiz derler ya, yanlış. Sıfır her şeyin başlangıç noktasıdır. Orada durursun. Ya adım atarsın, var olursun, ya da yok olursun. Sana son gül demek yüreğimden dökülmüyor. Sevdiğim demek korkutuyor. Ben de suskunluğa sığındım. Çünkü bizim bu sevdayı yaşamamız çok güç. Hayatta bir iyi tesadüfler vardır, bir de kötü tesadüfler. Bizi karşılaştıran hangisi bilemiyorum. Lakin ne kadar senden kopmaya çalışsam da başaramıyorum. Sen mektubunu karanlıkta yazmışsın ya, ben hep karanlıktayım. Oysa güller aydınlıkta açar son gülüm. Sevda güneşin altında yaşanmaya layıktır. Şimdi söyle bana, sen ki öyle nadide bir gülsün, rüzgarı karşına alıp engellere inat, karanlıkta sevilmek ister misin? Güzel sabahlar Sayın abim, güzel sabahlar. Bu Çanakkale filmine bana 3 tane bilet. Lordlar kamerasından en güzel yerden abicim. Yolun sonu. Talebe mi? Talebe. Çiçekler de yakıyor. Gül yüzlü mü? Sevdiğim. Bak, korkmadan yazıyorum işte. Sevdiğimsin. Satırlara dökmesem de saklayamam ki. Duyulur yankısı saklanan sevdanın. Karanlıktan korkum yok benim. Senin elinden tutuyorsa elim ve seninle çarpıyorsa yüreğim, engel dediğin ne olabilir ki? Hem kanatlanan yüreğin aşamayacağı engel mi var? Ben karanlıkta da açarım tomurcuklarımı. Yeter ki aşkını benden esirgeme.